Ferhat Bey, 2000 yılında Kırşehir'de en uzun süre radyoda canlı yayında kalma rekorunu kırdınız. Tekrar bu mesleğe başladınız. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bize birazcık bilgi verebilir misiniz? Öncelikle teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. 2000 yılında rekor kırdım. Evet, Mart ayında gerçekleşen rekorum 9 gün 4 saat 5 dakika ile sona erdi. Bu bir Türkiye rekoruydu. O zaman benle beraber başlayan meslektaşlarım oldu. Şimdi o zaman radyolar hala açılmaya devam ediyor Türkiye'de. Özel radyoların açılmasıyla birlikte işte 93'ten bu yana gelen süreçte radyolar açılmaya devam ediyor ve 2000 yılında artık radyoların kendi aralarında bir mücadele şey var. Kırşehir'de de bu yaşanıyordu. Hatta Türkiye'nin birçok yerinde mücadele devam ediyordu yerel radyolar bazında. Şimdi radyocular, radyo sunucuları öyle söyleyeyim. Radyo sunucuları işte acaba ne yapabiliriz de radyomuzu gündeme getirebiliriz veya kendimizi gündeme taşıyabiliriz düşüncesiyle Türkiye'de bir uzun süre canlı yayında kalma şeyi başlattılar, yarışması başlattılar. Sadece işte gerekli neyse, tesisat, cihaz, o zaman da malum 2000 yılında radyolar teknik açıdan bu kadar ilerlememişti. Henüz internet, yeni internette tanışıyoruz, internetle iletişim sağlarken işte radyoların bilgisayara atlaması, bilgisayarla yayına geçmesi sürecinin ilk başlangıcında başladı bu. Deneyelim dedik, başladık. Bir başladık, sonra 6 gün olmuş, 7 gün olmuş, 8 gün olmuş. Ondan sonra da bırakmak zor geldi. Bırakmak istemedim. Çünkü dedik buraya kadar gelmişiz. Bundan sonra da en azından şehrimizin en azından ismini duyurmak anlamında bir şeyler yapalım. Dişimizi sıktık. Ve 9 gün 4 saat 5 dakikanın sonucunda Türkiye rekorunu kırmış olduk. O zaman Devlet Bakanımız Sayın Ramazan Müjdoğlu, sevgili Mustafa Aykır, milletvekillerimiz çok destek oldu. Diğer kurum ve kuruluşlardan manevi destekleri aldık. İşte bir de böyle halk hep benim yanımdaydı. Hiç ayrılmadılar yani. Onlar 24 saat radyolarının başında kaldılar. Bir ailede düşünün, baba radyoyu dinliyor, belli bir süre sonra eşine bırakıyor radyoyu. Sen dinle, aman Kahya yayını bıraktı mı, devam ediyor mu diye. Sonra o çocuğuna bırakıyor. Yani onlar böyle birbirleriyle vardiyeli bir şekilde yayını dinlerken benim bırakmam bana abes gelecekti. Dayandık, dişimizi sıktık ve 9 gün 4 saat 5 dakikanın neticesinde Türkiye rekorunu kırmış olduk. Daha önceden Türkiye rekoru Karadeniz Ereğli'deydi. 7 gün tam hatırlamıyorum. 7 gün 4 saat olması lazım. 7 gün 4 saatle 5 saatle pardon 5 saatle Türkiye rekorunu tekrar Karadeniz Ereğli'den Kırşehir'e taşıdık. Şu anda Kırşehir'de Türkiye rekoru ve bundan ben gururluyum. Her ne kadar ben devlet kanadından çok fazla bir destek görmedim açıkçası. Yine ben rekoru kırdıktan sonra başka özel radyolarda görev yapmaya devam ettim ama bu radyoculuk hayatı hiç bitmedi. Birkaç sene sağlık sorunlarından dolayı ara vermek zorunda kaldım ama radyoculuk hep benim mesleğimdi. Çünkü kendime ilke edinmiştim, meslek edinmiştim bu işi. Ve böyle de devam ediyor. Yıllar sonra tabii rekordan sonra Türkiye'nin birçok yerinde görev yaptım. Yurt dışında çalıştım. En son tekrar şimdi kendi memleketimdeyim. Yaklaşık 3 ay oldu. Bu arada teşekkür ediyorum ben Sayın Şerafettin Nurlu Bey'e. Sağ olsun beni aradı. Bana bu teklifi getirdi. Çalışır mısınız bizle dedi. Ben de memnuniyet duyacağımı söyledim ve şu an buradayım. 3 aydır da burada FM'de 93.2 frekansında Kaya'nın günlüğünü sunmaya devam ediyorum. Peki kendi rekorunuzu kırma gibi bir hayaliniz var mı? Tekrardan böyle bir şey yapar mısınız? Bu her zaman oldu. Yani ben rekoru kırdıktan 2 gün sonra bile düşündüm. Yani Türkiye rekorunu kırdıktan sonra 2 gün sonra bile içimde hep uhde kaldı. Hani neden işte
Biraz önce konuştuk, 11,5 saat kalmıştı, çok kısa bir süre diye konuştuk, sohbet ettik ama inanın o 11,5 saat yani sanki 11,5 gün gibi geliyor o 9. günün ardından. Ama şey olarak yani geçmişten artısı olarak teknoloji ilerledi. O zaman biz hazırlıksız yaptık bu işi, şimdi hazırlanabiliriz. Mesela kendime 1 ay, 2 ay bir hazırlanma süreci yapabilirim. Daha emniyetli, daha düzgün bir şekilde hazırlanabiliriz bu işe. Ama bir taraftan da işte dediğim gibi çünkü ben rekordan sonra bir süre sağlık sorunu yaşadım. Hem psikolojik olsun hem ruhsal. Yani tabii doktor tedavisinde de bulundum. Muayene, yıllardır muayene oluyorum. Kontrolüm var. Şimdi bunu da düşünürsek tabii bir de sadece bu işi kendiniz düşünemiyorsunuz. Bir aileniz var. Sorumlu olduğunuz insanlar var. Onların düşüncesi de çok önemli. Bu süre zarfı içerisinde ben rekoru kralı 19 yıl olmuş. 19 yıl zarfı içerisinde birçok radyodan teklif geldi. Veya birçok firmadan teklif geldi öyle söyleyeyim. İşte sponsorluğu karşılığında rekoru denememle ilgili en azından sizin de dediğiniz gibi kendi rekorunuzu yenilemeniz anlamında teklifler geldi ama dediğim gibi buna ben tek başıma şu an için karar veremiyorum. Ama hazır mısınız sorusuna her zaman hazırım. Sadece bir hazırlık aşaması geçmesi gerekli. Kendime 2 ay bir süre içerisinde hazır hale getirebileceğimi düşünüyorum.